Herkese merhabalar. Ben Salih Kılavuz, Gölbaşı Villa Uzmanı, Profesyonel Gayrimenkul Danışmanınız. Şu anda Ankara Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Bu sitenin ismi Pera Mogan sitesi. Harika bir site. Neden harika olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Evin içerisini gezdiğiniz zaman da anlayacağız. Bu sitenin içerisinde 17 tane villa var. 5 artı 2, 6 artı 2 ve 7 artı 2 villalardan oluşuyor. Her birinin kendine göre özellikleri var, farklı farklı. Evet, şöyle siteyi de kabaca görmüş olalım. 7/24 hem görevlisi var hem de güvenlik var kapıda. Dolayısıyla çok emniyetli, güvenli bir site. Bu kanal içerisinde şu anda biz bu videoda 6 artı 2 villamızı gezip inceleyeceğiz. Gene bu kanalda 5 artı 2 ve 7 artı 2 villalarında videolarını bulabilirsiniz. Oraları da görebilirsiniz. Şimdi villamızı gezmeye başlayalım. Dediğim gibi 6 artı 2 yan tarafında bir açık otoparkı var. Arabanızı buraya park edebilirsiniz. Bahçe aşağı tarafta. Şöyle dış cepheden de bir göstereyim. Aşağı bahçeden de göstereceğim biraz sonra. 3 kat üzerine. 2 kat yukarıda, 1 kat da bahçe katı aşağıda var. Şuradan da bahçeye iniliyor. Yan taraftaki villalar. Evet, şuradan aşağı bahçe dinleyebiliyor. Hemen bu villanın yan tarafındaki, iki yan tarafındaki villada girişin hemen arkasında bir sosyal tesis var. O sosyal tesisle ilgili bilgileri küçük bir video olarak şu andan itibaren ekleyeceğim. Onun içinde de çok güzel şeyler var. Onları da görebilirsiniz. Bu videonun sonuna ya da bu aralarda bir yerde ekleyeceğim onu da. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, burası girişimiz. Oldukça güzel bir girişi var. Büyük bir çelik kapı. Öncelikli olarak şunu net bir şekilde söyleyelim. Site ve evler inanılmaz güzel tasarıma sahip ve işçiliğe sahip. Bu villaların hepsi ileri nağ tamam. Fakat ileri nağ tamam sizin bildiğiniz anlamda normal müteahhitlerin söylediği gibi ileri nağ tamam değil. Çok 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 ileri bir nağ tamam. Yani şöyle ileri nağ tamamlı şu anda gördüğünüz zeminler mesela olmaz. Ya da bu merdivenlerin korkulukları, belki basamakları bile çoğunlukla olmaz. Ya da şu lambalar, ledler vesaire bunlar olmaz. Bizim nağ tamam olan kısmı şu iç kapılar. Sizin gene zevkinize göre yapılsın maksadıyla bırakıldı zaten bunlar. İç kapılar zevkinize göre yapılacak. Ondan sonra mutfak gene rengini nasıl istiyorsanız. Odalardaki zeminler de parke mi istiyorsunuz, seramik mi istiyorsunuz, parkenin rengi ne renk olacak? Bunlara siz karar vereceksiniz. Burası gördüğünüz gibi hemen girişin yan tarafında bir vestiyer odası. Oldukça büyük bir vestiyer odası. Bu evde aynı zamanda akıllı ev sistemi var. Evi siz otomatik olarak kendiniz kontrol edebiliyorsunuz cep telefonunuzdan da. 3 kat dedik. 3 katta inip çıkarken çok zorlanırım ben diyorsanız bir asansörü var. Yeşil etiketli bir asansör bu. Evet, dediğim gibi şurada üst yukarıda görüyorsunuz yangın alarmı var. Şerit ledler ve spot aydınlatmalarla beraber oldukça güzel bir villa. Gezdiğiniz zaman anlayacaksınız ne kadar kaliteli olduğunu. Böyle bir villaya ihtiyacınız varsa buraya görmeden kesinlikle villa satın almayın. Net olarak söyleyeyim size. Evet. Bu villanın içerisinde 6 oda 2 salon var. Ayrıca buradaki gördüğünüz gibi bu tuvalete benzeyen 2 tane tuvalet var. Bu 6 odanın tamamının kendisine ait banyoları var. Evet, bu odalardan bir tanesi mesela. Bu da odalardan birinin banyosu. Dolayısıyla 6 tane banyo var evde. Ayrıca bu 6 odadan 2 tanesinde bu şekilde gördüğünüz gibi giyim odası var. Bu giyim odası küçük olan, yukarıda ebeveyn odası var. O odanın giyim odası bayağı bildiğiniz büyük oda gibi. Oldukça geniş. Evet, burası akıllı ev sisteminin
kontrol paneli, şarteller vesaire. Şöyle açayım. Evet. Gördüğünüz gibi sistem burada kurulu. Evet. Şimdi buradan geldik. Sol tarafa döndüğümüzde bizi çok büyük bir salon karşılıyor. Oldukça geniş, büyük bir salon. Evet. Bu salonda da gene aynı şekilde tavanda bir asma tavan sistemiyle spotlar, aydınlatmalar vesaire hepsi yapıldı. Ne dedim? Burada akıllı ev sistemi var. Perdelerinizi mesela elektrikli bir şekilde açıp kapatabileceksiniz. Bunun sistemleri burada kurulu, elektrik çekilmiş durumda. İstediğiniz zaman bunların hepsi ayarlanacak. Burada yine klima için tesisat hazır vaziyette. Siz ne istiyorsanız buraya gir, mimar girecek, iç mimarınız sizin istediğiniz şekilde yapacak. Yoksa diğer sistemlerin hepsi kurulu bakın. Dokunmatik sistemlerle hem evin ısısını ayarlayabiliyorsunuz hem de ışıkları kapatıp açıyorsunuz. Bu arada evin ısısı demişken gördüğünüz gibi hiçbir yerde kalorifer peteği yok. Çünkü ev yerden ısıtma sistemiyle ısınıyor. Aşağıda biraz sonra kombisini ve diğer sistem malzemelerini de göreceğiz. Evet, burası mutfak. Dediğim gibi mutfak şu anda dolapları vesaire yok. Bunların hepsi sizin isteğinize göre siz istediğiniz gibi yaptıracaksınız ya da site sizin istediğinize göre yaptırabilir. Fiyatları bu şekilde veriliyor. Bu evlerin fiyatları natamam olarak. İsterseniz üzerine tamamlayarak bizim de tamamlayabiliriz. Burada gördüğünüz yerde ana mutfak var. Ana mutfak için burada elektriği bırakılmış. Bu katın terasına çıkalım. Üst katta da bir tane teras var. Evet, siteyi bir de buradan görmüş olalım. Gördüğünüz gibi ön sıradaki villalar, biz arka sıradaki villalardanız şu anda. Aşağısı da bu villaya ait olan bahçe. Oldukça da geniş bahçe. Zannediyorum 350 metre, 350-450-400 metre kare kadar vardır. Evet. Burası mutfak girişiydi. Burası da salon girişi. Devam edelim. Şimdi üst kata çıkalım. Üst katı gördükten sonra da en son alt katta bahçeye çıkıp bitiririz. Merdivenler oldukça güzel. Ahşap ve camı birleştirerek korkuluklar yapmışlar. Oldukça da şık. Çok da sağlam. Asansör 3 kata da çıkıyor. Bu iyi bir ayrıcalık. Evet, bu katta 3 tane oda var. Ayrıca bir tane de çamaşır odası var. Bu odalardan bir tanesi. Gene dediğim gibi her odada banyo tuvalet mevcut. 6 tane banyo var. Banyo tuvalet artı fazladan 2 tane tuvalet var. Katlarda genel kullanım için. Burası çamaşır odası. Biliyorum çamaşır odası olmak için oldukça geniş, büyük. Her şeyi ferah geniş tutmuşlar. Tamamen sizin konforunuz için. Burası diğer bir oda. Misafir odası ya da çocuk odası. Gördüğünüz gibi buranın da banyosu var, tuvaleti var. Gördüğünüz gibi ileri naha tamam dedim. Niye ileri naha tamam? Normalde ileri naha tamamlarında bu bataryadan hiçbiri olmaz. Burada hepsi takılı. Evet. Şimdi burası da ebeveyn odası. Ebeveyn odası da üst terasa çıkıyor. Üst katın terası, yani bu terasa. Bu en büyük oda. Ebeveyn odası olarak şu andaki en büyük oda. Yine asma tavan ve spotlar, aydınlatmalar hepsi takılı. Evet, buranın giyinme odası normal oda büyüklüğünde zaten neredeyse. Bakın şöyle göstereyim.
Bayağı kocaman bir oda. Banyosu da gene aynı şekilde çok büyük bir banyo. Malzeme ve işçilik ve tasarım gerçekten çok kaliteli, çok düzgün. Gölbaşı bölgesinin dediğim gibi villa uzmanıyım. Hemen hemen bütün villalara gidip çıkıyorum. Burası gerçekten ayrıcalıklı olmuş. Hem tasarım olarak hem işçilik olarak. Bu villayı, villa sitesinin sahipleri de bu villada, sitede oturuyorlar. Kendilerine ait de evler yapmışlar. Kendileri de burada oturuyor. Evet, şimdi bir alt kata gidiyoruz. Yukarıdaki 3 odayı gördük. Orta katta bir tane oda, salon ve mutfak. Buraları gördük. Bir vestiyer odası ve bir tuvalet vardı. Şimdi aşağı iniyoruz. Burası da aşağı kat, bodrum kat. Genelde havalar ısındıktan sonra insanlar yukarıya çıkmıyor. Bu aşağı katta yaşıyorlar. Evet, burada aşağı indiğimizde sağ tarafta bizim sistem odası var. Sistem odasında neler var göstereceğim. Çok büyük bir oda burası. Şurada otomatik bahçe sulama sistemi var. Saatini kuruyorsunuz, otomatik suluyor. Bu kapıdan bahçeye çıkılıyor. Bahçeyi biraz sonra göreceğiz. Bu kombimiz Weissmann'ın oldukça büyük kapasiteli bir kombisi. Hidrofor, boiler, bir su deposu. 1.2 tonluk bir su deposu. Hemen yan tarafında da bir su arıtma cihazı var. Şöyle bir göstereyim bu odayı. Bu oda çok büyük bir oda. Böyle göstereyim. Gerçekten büyük bir oda. Yani burayı odadan saymıyoruz sözde ama 6+2'nin içerisinde bu gözükmüyor ama buraya bir araba bile girebilir yani. Şimdi baktığım zaman yer olsa araba bile girebilir. Devam edelim. Hemen sol tarafa döndüğümüzde burada genel maksat odası, ütü odası olarak kullanılabilir. Ya da ona benzer genel maksat için böyle depo için bir oda var. Dediğim gibi bunlar hep 6+2'nin içerisine dahil değil. Burada bir banyo var. Bu banyo buradaki odaya ait. Evet, bu odanın banyosu. Burada gene bir tuvalet var. Bu katın genel kullanım tuvaleti. Burada da bir oda var. Yine burası da banyo tuvalet olan bir oda. En üst katta 3 oda vardı. Orta katta 1 oda vardı. Banyo tuvalet olan. Burada da 2 tane yine banyo tuvalet olan oda var. Toplam 6. Ve bizi burada kocaman bir salon karşılıyor. Çok büyük. 2 mutfak var demiştim. Yukarıdaki mutfağı görmüştük. Bu da ikinci mutfak burada. Bu mutfak açık bir mutfak. Amerikan mutfak olarak kullanılacak. Bu salonun mutfağı. Gördüğünüz gibi salon şu şekilde. Ortada da bir tane şömine var. Şimdi onu da göreceğiz. Çok geniş bir salon. Çok maksatlı kullanılabilir. Bilardo koyabilirsiniz. Masa tenisi koyulabilir. Bir sinema odası yapılabilir. Zaten ferah aydınlık bu arada. Bodrum kat gibi değil yani burası. Zaten bodrum kat demeye mümkün değil. Bahçe katı. Buradan bahçeye çıkıyorsunuz. Bahçeyi göreceğiz. Şurası şöminesi. Evet, en sonunda bahçeye çıkalım. Ondan sonra da bitirelim. Komşularınız. Bahçenin büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu bahçe komple size ait. Hatta yan tarafı da var. Şöyle. Gördüğümüz kapı, sistem odasına giren kapı da burada. Doğalgaz sistemi de bu tarafta. Evet.
villamızın bahçeden dış görünüşü de bu şekilde. Diğer villalar da yan tarafa doğru devam ediyor. Bu sıra 6+2 villaların olduğu yer. Dediğim gibi bu sitede 7+2 villalar var. Şu mesela yandaki 7+2 villa. Bu sıra komple 6+2. En sırada 5+2. Burada son 6 tane villamız kaldı. 6 tane su villadan sonra artık satılık villa kalmayacak, bitecek. Onun için acele etmenizi tavsiye ederim. 11 tanesi satıldı. Sadece 6 tane kaldı. Ama 5+2, 6+2, 7+2 hepsinden mevcut. Burası, bu arada şurayı da göstereyim. Burası sosyal tesis. Bu sosyal tesisle ilgili de, sosyal tesiste ne var onu göstereyim size şöyle pencereden. İçeriye bu taraftan herhalde giremiyorum. Şurada kapalı bir havuz var. Sosyal tesisin içerisinde. Evet, şuradan görebiliriz. Öbür taraftan göstereyim. Güneşin vurmadığı bir taraftan daha rahat görülecek herhalde. Evet. İçeride bir kapalı havuz var sosyal tesisin içerisinde. Burayla ilgili bir ayrıca bir video çekip sosyal tesisle tanıtıp bunu videonun içine ekleyebilirim. Buranın içerisinde neler var? Üst tarafta sosyal alan olarak kullanılabilecek alan var. Alt tarafta da dediğim gibi kapalı havuz. İçerisinde aynı zamanda sauna, hamam. Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı giyinme odaları. Tuvaletler var. Bir çay ocağı var. Yani burası çok tatlı, böyle güzel bir sosyal tesis. Zaten dediğim gibi 17 tane villa var sadece burada. Öyle çok büyük bir kalabalık olmayacağı için tatlı güzel bir tesis yapılmış. Site harika bir site. Dediğim gibi hem sizin buradaki sitenizde çimlerinizi biçecek ve diğer arızalarla ilgilenebilecek bir görevlisi var. Aynı zamanda 7/24 güvenliği var. Merkeze çok 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 yakın. Yani 2 dakika içerisinde Gölbaşı merkezdesiniz. Birçok villa sitesi bu kadar yakın değildir. Gölü görüyor. Çok güzel bir göl manzarası var. Üst taraftan görmüştük. Gerçi ayrıntılı göstermedim ama Evet, şöyle gene bir gösterelim siteyi. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu siteyle ilgili Peramogan sitesi burası. Peramogan konakları. Gene bu kanal içerisinde 6+2, 5+2 ve 7+2 villaların da videolarını bulacaksınız Peramogan olarak. Onları da mutlaka inceleyin. Sizin bütçenize uygun 5+2, 6+2 ya da 7+2. Hangisi uyuyorsa bir seçeneğimiz mutlaka var. Bunlar olmasa bile yine her bütçeye uygun Gölbaşı'nda villalarımız mevcut portföyümüzde. Mutlaka benimle irtibata geçin. Villanızı almak istiyorsanız, satmak istiyorsanız ya da villa almak istiyorsanız mutlaka benimle irtibata geçin. Size uygun bir yer mutlaka bulabiliriz. Tekrar söylüyorum, ben Salih Kılavuz. Gölbaşı Villa Uzmanı, Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı. Burası Peramogan sitesi. Buradaki satılık villalarımızı görmek için benimle irtibata geçebilirsiniz. Video içerisinde ve açıklamalarda telefon numaralarım, iletişim bilgilerim mevcut. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.